Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %83,45 oranında artış gösterdi. Yıllık %83,45'lik enflasyonla 1998 yılı Temmuz ayından sonraki rekor kırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %3,8, yıllık bazda ise %83,45 olarak kayıtlara geçti. TÜFE'deki değişim bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık artışın en yüksek olduğu ana grupsa %117,66 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık artışın en yüksek olduğu ana grupsa konut oldu. Üretici fiyat artışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre ise artış %114,2 oldu. Vatandaşların ise açıklanan enflasyon rakamlarına karşı farklı tepkileri var. Enflasyonla mücadele için bu sistemin yapabileceği bir şey değil. Bu şekilde bir tüketim toplumu olmaya devam ettiğimiz süre içerisinde. Bunda bence hani böyle klişe bir laf olacak. Bunun iktidarla alakası yok. Her şeyi devletten beklememek lazım denilen bir deyim vardır ya. Çok orantısız bir şey yani, öyle bir şey ki gittikçe açılıyor yani. Orta direkt diye bir şey kalmadı. Kazanan fazla kazanıyor, yani kazanamayan sadece gittikçe dibe vuruyor. Dedim ben hiç yurt dışına gelmeyeyim, arkadaşlarımla görüşüyorum. Orada en basit misal, orada da var enflasyon, tamam %8 civarında. Ama orada asgari maaş 2400-2500 euro civarında. Çünkü biz enflasyonu yaşadık senelerce. Hatta ona enflasyon canavarı derdi Süleyman Demirel. Çünkü niye? Canavar işte. Neden canavar? Cari açık kapanmadan enflasyon düşmez.